Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersul evvelun min suretil vaki'a, bugün Nesef'i tefsirinin Vaki'a suresinin birinci dersini ve birinci ayetinden itibaren okuyoruz. Suretul Vaki'a. Bu surenin ismi nedir? Vaki'a suresidir. Buna suretul gına da denilir. Çünkü bir hadis-i şerifte Allah'ın Resulü demiş, suretul vaki'a, suretul gına fakre'uha. Vaki'a suresi zenginlik suresidir. Siz onu ne ettin? Okuyun. Bazı rivayetlerde suretul vaki'a, suretul gina, fekre'uha ve allimu evladaha. Öğrenin ve çocuklarına da öğretin. Bazı nüshelerde ve allimu nisa'ekum, suretel vaki'a. Vaki'a suresi kadınlarınıza da öğretin çünkü fe inna suretul gina demiş. Suretul Vakı'a, Suretul Gina, fakre'uha ve allimu evladekum. Bu şekilde rivayet var. Suretul Vakı'a, yok. Ve allimu nisa'ekum suretel Vakı'a, fe innaha Suretul Gina. Bu şekilde rivayet vardır. Vakı'a suresi, Kur'an sureleri arasında 56. ayettir. Toplam 96 ayetten oluşuyor. Bu sure Mekke'de nazil olmuş. Bazılar diyorlar, İlla sülleten minel evveline ve sülleten minel ahirin. Yani 39-40. Ayet. Bazılar diyorlar bu Medenidir, geri kalan Mekke'dir. Bazılar diyorlar, Fela Oksimu bi mevaqi'n nucumi ila tekzibune kadar Mekke'dir. Bazılar diyorlar ve tec'anuna rizqakum bi mevaqi'n nucumi bu hariç. Hulasa bu sure Mekke'dir. Farklı görüşlere göre farklı ayetler müstesna olmak kaydıyla. 97 ayetten oluşuyor. 96 ayetten oluşuyor. Hicazilere göre 90, Hicazi Şamlilere göre 99 ayetten oluşuyor. Besrilere göre 97 ayetten oluşuyor. Kufilere göre 96'dır dediğimiz gibi. Anlaşıldı değil mi? Bu sure makabliyle münasebeti çok güçlü olan iki sureden surelerden iki tanesidirler. Her iki sure kıyametten, cennetten, cehennemden bahsediyor. Her iki sure müminlerin naiminden, mücrimlerin azabından bahsediyorlar. Bir önceki sureden de anlaşıldı. Özellikle bu sureden anlaşılan o ki, insan mükellef üç kısım. Kafir olan var, mümine fadıl olan var, hani birinci cennette olanlar. Bir de mümine meftul olan var, ikinci cennette olanlardır. İbn-i Mesud hastayken gitmişler, sana bir maaş bağlayalım, sen ölürsen kızların bekar. İki kızı bekarmış, evlenmemişler, babasına hizmet ediyorlardı. Onlara bir maaş bağlayalım demiş, gerek yok. Ben onlara Vakıa suresini ezberletmişim. Yani özellikle Vakıa suresi rızık için yani faydalıdır. İza vaka'atil vaki'atu.
Hemen Nesef'e gelelim. Birinci ayet bu değil. Ne demek? Kâmetil kıyametu. Kıyamet vuku bulunca. Kıyamet ne? Vuku bulunca. Kıyamet gerçekleşince. Şimdi biz ne öğrendik? Vakı'a kıyamet demektir. Kıyametin isimlerinden biri de nedir? Vakı'adır. Niye vakı'adır? Vakı demek vakı olan, gerçekleşmiş olan şey demek. Niye burada kıyamete vakı'a deniliyor? Vakı'yla bir kıyla demiş ki vusifet bil vuku'i. Vuku'la vasıflanmış. Niye? لِأَنَّهَا تَقَعُ لَا مَحَالَةَ لِأَنَّهَا Çünkü bu sure تَقَعُ وَاقَ oluyor. Şey, kıyamet günü تَقَعُ وَاقَ oluyor. لَا مَحَالَةَ Şeksiz, şüphesiz vaka olacağı için, gerçekleşeceği için ona ne denilmiş? Vakıa denilmiş. Anlaşıldı değil mi? Bakın, kâmetil kıyametü demek vakat kâmet manasındadır. Vakat kıyamet manasındadır. Niye kıyamet vakat ile isimleniyor? Vakile vusifet bil vuku'i. Vuku'la vasıflanmış. Niye? Li'enneha teka'u la mahalete. Çünkü şeksiz vakı oluyor. Feke'ennehu kile sanki şöyle denilmiş. İza vaka'atilleti labudde min vuku'iha. Vaka'atın manasını göz önünde bulundurularak sanki Yüce Allah tarafından şöyle denilmiş. İza vaka'at vaka olursam elleti o şey ki labudde min vuku'iha. Vuku'u kesin olan, gerçekleşmesi kat'i olan şey vakı olursa o kıyamettir. Oldu. Bunu hani vakıat labuda min vuku'iha dedik ya, bunu pekiştirmek için diyor ve vuku'ul emri. Hemen yanlış varsa gel. Kendi vakıyla izâ vakıat labuda min vuku'iha. Yok. Elleti var orada. Vakıa var mı senin? Keennehu kile izâ vaka'atil vaki'atul leti. Burada vaki'at var. Mesut. Burada da var. Elleti. O da varsın. Seninkinde? Bende yok, ikisi de. Vaki'at yok, elleti. Ha, bak ikisi olur. Fekeennehu kile izâ vaka'atil vaki'atul leti. Vaki'at olsa iyi olur. Benimki vakıat yok, sizinki ikisi de yok, elleti de yok. فَكَأَنَّهُ قِيلَ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ الَّتِ لَابُدَّ مِنْ وُقُعِهَا وُقُعُ lazım olan kıyamet vakı olursa. Hakikaten bu manaya gelir mi? Evet diyor. Ve vuku'ul emri. Herhangi bir emrin vuku'u, nüzuluhu, onun nüzuludur, gerçekleşmesidir. Mesela yukalu deniliyor. Vaka'a ma kuntu etevakka'uhu. Benim beklediğim şey vakı oldu. Ne demek? Ey nezzele ma kuntu eterakkabu nuzulehu. Nuzulu beklediğim şey vakı oldu, gerçekleşti. Ey nezzele ma kuntu eterakkabu nuzulehu. Nuzulu beklediğim şey ne oldu? Nazil oldu. Vakı oldu, gerçekleşti. Peki surenin başındaki İza
izah-ı zarfiyet terkibinde ne olur? Diyor ve intisabu izah bi idmari uzkur. İzanın intisabı uzkurun idmari iledir. Uzkurun ne iledir? İdmari iledir. Yani ne demek? İzan mahzuf bir uzkurunun neydir? Zarfidir. Bitti. Uzkur hatırla ya Muhammed. İzâ o vakit ki vakatil vakiatu vakiat vaki oluyor. Fihi o vakitte o zamanda. Kâmetil kıyametu. Vakile vusifet bil vuku'i li'enneha taka'u la mahalete feke'ennehu qile iza vaka'atilleti la budde min vuku'iha ve vuku'ul emri nuzuluhu yuqalu vaka'a ma kuntu etevakka'uhu ey nezele ma kuntu eterakkabu nuzulehu ve intisabu iza bi idmari uzkur. Oldu. İkinci ayete geçiyoruz. Leyse li vak'atiha kâzibetun. Kıyamet gerçekleştiği zaman onu yalanlayan bir nefis yoktur. Niye? Herkes gözüyle görüyor artık. Kimse ne edemez Murat? İnkar edemez. Leyse li vak'atiha kâzibetun. Kâzibetun leysenin faalidir. Arada fasıl olduğu için li vak'atiha. Onun için leyset müennes olmamış. Fasıl vardır. Fasıl olmasa da yine terkuta caiz. Çünkü müennes semaidir. Ama fasıl olunca terkutta evla olur. Nefsun kazibetun. Niye nefsi takdir ediyoruz? Kazibetun muennes olduğu için İmam Nesefi nefsunu takdir etmiş. Ey la tekunu hine teka'u nefsun tekzibu alallahi ve tekzibu fi tekzibil gaybi. Manası budur. Ey la tekunu olmuyor. Hine teka'u kıyamet vaki olduğu zaman. Ey la tekunu olmuyor kıyamet. Hine teka'u. Kıyamet vaki olduğu zaman olmuyor. Ne olmuyor? Nefsun tekzibu alallahi. Nefsun tekzibu alallahi. Allah üzerine, Allah'a karşı yalan söyleyen bir nefis olmaz. Ey la tekunu hine teka'u, teka'unu faali, kıyamete gider. Nefsun tekzibu alallahi. Demek ki burada ne nedir? Kazibetun ismul faaldir. Müennes gelmiş çünkü mahzuf bir mevsufu mahzuf konu nedir? Nefestir. Buradaki kazibetun ismul faaldir ama istihbar manası nedir? Oldu. Ey la tekunu olmuyor. Hine teka'u kıyamet vakı olduğu zaman ne olmuyor? Tekunun ismi nefsun, hiçbir nefes tekzibu alallahi. Allah namına Allah'a karşı kimse yalan söyleyemez. Ve tekzibu fi tekzibil gaybi. Hani gaybi yalanlama konusunda da kimse hiçbir nefis yalan söyleyemez. Ve tekzibu fi tekzibil gaybi.
gaybın tekzibi konusunda yalan söyleyen kimse yoktur. Bir nefis yoktur. Niye gaybi yalanlayan, gaybın tekzibinde yalan söyleyen kimse yoktur? لِأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ حَيْنَئِذٍ مُؤْمِنَةٌ صَادِقَةٌ مُصَدِّقَةٌ. Çünkü kıyamet gerçekleştiği zaman her nefis mümindir. Kimse inkar edemez. Her nefis sadıktır, doğru söyler. Kimse la tekzibu alallahidir. Musaddikatun, herkes tasdik edicidir. Ve tekzibu fi tekzibil gaybi değildir. Mu'minetun sadikatun, bu tekzibu alallaha göre. Musaddikatun, bu da ve tekzibu fi tekzibil gaybiye göredir. Peki o gün herkes mümindir. Fayda verir mi? O hari. Dünyada mümin olmayan orada iman etmesi fayda vermez. Ama o gün herkes muvahhiddir, mümindir. Bugün nasıldırlar? Ve ekserun nüfusi el yevm. Bugün dünyada insanların çoğu kavadibu, yalan söylüyorlar. Kavazib, kadibin cemidir. Mukezzibatun, tekzip edicidirler. Oldum. Leyse li vak'atiha vellamu misluha fi kavlihi ta'ala ya leyteni kaddemtu li hayati. Buradaki lam bu Fecr suresinin 24. ayetteki lamdır. Ya leyteni kaddemtu li hayati. Buradaki lam ne demek? Ya leyteni kaddemtu fi hayati. Keşke dünya hayatımda kendime amelleri yollasaydım. Oradaki lam fi manasındadır. Burada da leyset li vak'atiha, yani fi vak'atiha. Kıyametin vak'at anında kazibet yoktur. Leyse li vak'atiha kazibetun, nefsun kazibetun. Ey la tekunu hine teka'u nefsun tekzibu alallahi ve tekzibu fi tekzibil gaybi lianne kulle nefsin hine izin mu'minetun sadikatun musaddikatun ve ekseru nüfusi el yevme kavadibu mükezzibatun. Ve lamu huna takdirinde misluha fi kavlihi ta'ala ya leyteni kaddemtu li hayati. Buradaki lam, oradaki lam gibidir. Ne demek? Zarfiyet içindedir. Hafidatun rafidatun. Ey hiye hafidatun rafiatun. Mahzuf bir mubtadaya haber olduğuna işaret ediyor. Ey hiye hafidatun rafiatun. Ne demek? Terfe'u akvamen ve teda'u aharin. Lef-u neşir müşeveş var. Önce hafidetun, sonra rafiatun. Öyle değil mi? Tefsire gelince terfe'u akvamen, bu rafiatunun manasıdır. Ve teda'u aharine, bu da hafidetunun manasıdır. Hafidatun rafi'atun, ey hiye hafidatun rafi'atun, terfe'u akvamen ve teda'u aheri. Demek ki hafidatun rafi'atun mahzuf bir hiyeye haberdir. Manası nedir? Terfe'u akvamen ve teda'u aheri. Bu da kaçıncı ayet? Üçüncü ayet. İza vaka'atil vakatu, birinci ayet. Leyse li vakatiha kadibetun, ikinci ayet. Hafidatun rafiatun, bu da kaçıncı ayet? Üçüncü ayet. İza rüccetil ardu raccen. İza rüccetil ardu raccen.
yer sallandığı vakit. Raccen bir sallamayla meful mutlak tekit içindir. Bir fiil tekit edilmek istenilirse darabtu darben meful mutlakla meserle tekit edilir. Anlaşıldı değil mi? Nesef'e gelelim. İza rüccetil ardu raccen ne demek? Hürrike tehriken şediden. Bir tahriki şedidle hareketlenirse, sallanırsa, kıyamette dünya elek gibi gidip geliyor. Hatta yeteheddeme, hatta ki yıkıla, parçalana, kullu şeyin fevkaha. Yer üstünde ne varsa, binadır, dağdır, her şey yok oluncaya kadar. O da üzerine olan mincebelin, dağlar, dağ ve bina. Yer üzerine, yer öyle sallanıyor ki üzerindeki dağ, bina diye bir şey kalmaz. Hepsi sallana sallana çukur olan yerleri doldurmak suretiyle dünya ne olur? Düz olur. Bu izâ rüccetil ardu racen ve huve bedelun min izâ vaka'at. İzâ vaka'atın neyidir? Bedelidir. Yani dördüncü ayetin başındaki izâ, birinci ayetin başındaki izanın bedelidir. Olum olmadı. Ve huve bedelun min izâ vakat. Ve yecuzu en yentasiben bi hafidaten, hafidatun rafiatun. Hafidatun rafiatun. Ne zaman hafidir, rafadır? Kıyamet. İza rüccetil ardu racca. Yer sallandığı vakit. Mana nasıl gelir? Ey takfidun ve terfa'un. Dünya ne eder? Bir kısım kavimleri kaldırır. Bir kısım kavimleri indirir. Ne zaman? Vakta raccil ardi ve bessil cibali. Yer sallandığı zaman. Dağlar dökülüp parçalanıp yok olduğu zaman. Bir takım kavimleri kaldırır kıyamet. Bir takım kavmi de ne eder? İndirir. Ey takfidu ve terfa'u. Vakta raccil ardi ve bessil cibali. Beşinci ayet, bessil cibal demek, dağların parçalanması demek. Beşinci ayet, ve bussetil cibalu bessel. Ne demek? Vakta busset bu ayete geldi. Ve futtitet, dağlar parçalanırsa, hatta ta'ude kessevîk. Hatta ta'ude kessevîk. Sevik oluncaya kadar, sevik gibi oluncaya kadar dağlar parçalanır. Sevik farklı şeylerden yapılır, arpadan da yapılır. Hab diye bir şey kalmaz. Un da olmaz, hab da olmaz. Ne yapılır? Böyle küçük parçalar haline gelir. Ve bu setil cibalu besen ve futtitet hatta ta'ude kesevihi. Ev siqet. Yahut da bu set mana siqet. Dağlar sevk edilirse, yürütülürse. Nereye yürütülür? Bu set yürütme, yürüme manasına gelir mi? Evet diyor. Min bestel ghaneme. İza sâkeha. Min bessel ghaneme İza sâkeha. Bak bessel ghaneme, Frankyaz ghanemi besetti. Ne zaman bessel ghaneme denilir? Önüne alıp sürdüğü vakit bessel ghaneme denilir. Ha, demek ki besse sürmek manasına gelir. Başka bir ayetle bu ayeti mana ediyor.
yani busetten sikat manasına olduğuna dair başka bir ayetle getiriyor, beyan ediyor. Ke kavlihi ve suyyiretil cibalu. Nebe suresinin 20. ayetinde suyyiretil cibalu, dağlar yürütüldükleri vakit. Bak orada yürütülmek de suyyiredir. Madem bu set sikat manasına geliyor, burada da sev manasına olsun. Mana madem münasip. Madem bu set bu manaya gelir, o zaman burada da bu şekil mana edebiliriz. Ama zahar mana bu mu? Hayır. Zahar mana ve futtitet hatta ta'ude kesevîkî ev sikat min bessel ganeme idâ sâkaha ke kavlihi ve suyyiretil cibâlu. Oldu mu olmadı? Mesela. Kaçıncı ayet bitti? Beş. Beşinci ayet bitti. Altıya geçiyoruz. Fekânet hebâen. Dağlar heba olur. Heba ne demek? Gubare. Dağlar toz haline gelir. Munbesen müteferriken. Yani müteferrik dağılmış toz haline gelir. Yani dağlar toz haline gelinir. Ve o tozdan dağılır derelere, çuhuriyelere dağıtılır. Fekânet hebâen gubâren munbesten müteferriken. Bu da altıncı ayettir. Ve kuntum ezvâcen. Ve kuntum ezvâcen esnâfen. Siz sınıf sınıf olmuşsunuz. Birkaç sınıfa bölünmüştür. Ya ezvaç bizim bildiğimiz zevç demek. Ne demek? Zevç demek. Öyle değil mi? Ezvaç ne demek? Zevç demek. Burada da neyle tefsir ediyoruz? Ezvacı esnafla tefsir ediyor. Ezvaç esnaf manasına gelir mi? Diyor evet. Yukalu lil esnafilleti baduha. Yukarı li esnafileti ba'duha ma'a ba'din değil midir? Ma'a ba'din olsa daha iyi olur. Sanki ma'a olsa daha iyi olur. Benimki de min ba'din. Yukarı li esnafileti o esnaflar ki ba'duha ma'abadin. Vücud itibariyle bazılar bazılarla beraberdirler. Ev yusyeru baduha ma'abadin. Yahut da bazılar bazılarla beraber zikrediliyorlar. O esnaflara ne deniliyor? Ezvacun deniliyor. Keşata ma'asın. Nedir? Keşata ma'a. Ma'a mıdır? Bak güzel. Bana kalırsa burada bize ma'a yaparız. Evet. Ben zaten yaptım gitti. Ma'a daha iyi. Yukalu lil esnafilleti baduha ma'abadin fil vücud. O esnaflar ki vücudda beraberdirler. Veya vücudda beraber değiller. Ev yüzgeru ba'duha ma'abadin. Bazılar bazılarıyla beraber zikrediliyorlar. O esnaflara ne deniliyor? Ezvaç deniliyor. O zaman ve kuntum ezvacen. Siz sınıf sınıf selaseten. Siz üç sınıftınız. Hatırlarsanız insanlar mükellef üç kısım dersin başında dedik. Bu surelerden anlaşılıyor. O da bak buradan da anlaşılıyor. Siz üç sınıf olmuş idin. Sınfani fil cenneti o mümine fadıl, mümine meftul. İki sınıfınız cennettedir. Ve sınfun fil nari, bir sınıf nerededir? Nardedir. Ha narda olan bir sınıf, cennette olan iki sınıftan fazla adet olarak. O ayrı bir konu. Sümme feserel ezvace fekale.
o ezvacları ne etti? Tefsir etti. Fesserel ezvacı. Yani erade tefsiril ezvacı fekale. Feshabul meymeneti ma eshabul meymene. Bu bir. Ve eshabul meş'emeti ma eshabul meş'eme. Ve sabikune sabikune ulaikel mukarrabun. Bakalım yarın üç sınıf nelerdir? Bakarız. Bugün burada duralım. 8. ayette duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati Arabi.